Depremin yaşandığı ilk andan şu ana kadar 20 gün geçti aradan ve gerçekten hala devlet ortada yok. En acı ve en elim olanı ilk 3 gün, bazı bölgelerde ilk 3 gün, bazı bölgelerde ilk 2 gün doğru düzgün arama kurtarma ekipleri bile bazı mahallelere hiçbir şekilde girmemişti, gelmemişlerdi. Yani burada bizler özellikle Hatay, Maraş, Adıyaman bölgesinde yaşayan insanlarda şöyle bir duygu oldukça hakim. Bugüne kadar işte gerek etnik gerekse işte farklı inançlardan dolayı sürekli bu bölge hep ihmal edilmiştir, yok sayılmıştır. Bu bölgeler kamusal hizmetlerden de bugüne kadar her daim mahrum kalmış bölgeler. Ama depremde bu kadar yalnız bırakılmak, terk edilmek, yani kötülüğün dibini gördük biz bu depremde. Bir iktidarın, bir siyasi anlayışın, işte devletleşmiş bir siyasi anlayışın en dibini ve en kötüsünü gördük. Daha kötüsü var mı gerçekten bilmiyorum artık. Bu ayrımcılığı toplum hissediyor. Biz şimdi işte köylere, mahallelere gidiyoruz. Depremzedelerin taleplerine bakmaya çalışıyoruz. Onları hukuksal hakları bağlamında karınca kararınca bilgilendirmeye de çalışıyoruz. Ve özellikle Hatay bölgesinde demografik yapının değiştirilmesiyle ilgili devletin adım atabileceğine dair kaygılar çok yüksek olduğu için bu konularda da gerekli diyalogları kurmak üzere şimdi bizler hani çok sayıda mahalleye, bölgemize gelen vekillerimizle birlikte, parti meclisi üyelerimizle, yani parti örgütümüzle bu çalışmaları bir biçimiyle yürütüyoruz. Aynı zamanda biz bütün deprem bölgesinde, 11 ilimizde depremin birinci gününden itibaren Halkların Demokratik Partisi olarak aynı gün bütün çalışmalarımızı durdurup bir kriz masası oluşturduk. Biri Amed'te, biri Ankara'da olmak üzere ve oralardan hemen yerellerle doğrudan ilişkiler kurduk ve halkın acil gereksinimi, temel ihtiyaçlarının en hızlı bir biçimde ulaştırılmasıyla ilgili bir seferberlik gerçekleştirdik. Çünkü insanlar depremin yaşandığı ilk günde aşırı yağmur ve soğuktu ve herkes ıslanmıştı. Ertesi gün ne kadar insanlar o ıslak elbiseleriyle kalmıştı. Zaten yakınları içeriden feryat figan, bizi kurtarın sesleri yükseliyor. Dışarıdakiler kendileri, halk, komşuları, aileleri kurtarabildiklerini kurtarabildi. Zaten sıklıkla ifade ettiğimiz ve gerçekten ifade etmekten asla bıkmayacağız bunları. Defalarca ifade edeceğiz ki devlet bu konularda bir yeniden yapılanmaya, kamusal alan bir yeniden yapılanmaya girsin ve bir daha benzer bir afeti yaşadığımız zaman bu kadar ağır bedeller ödemeyelim diye de bu konudaki konuşmalarımızı ve ısrarımızı sürdüreceğiz. Bir, devlet yoktu. İki, yardım ekipleri gelmedi. Üç, arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen sivil inisiyatifler olsun, belediyelerin ekipleri olsun, işte madenciler olsun, onların çoğu havalimanlarında bekletildi, geç intikal ettirildiler bölgeye. Gelenlerin ekipmanları Hatay il sınırında durduruldu ve kalkıp İçişleri Bakanı diyor ki hava yol şartları, depremin şiddeti dolayısıyla biz evet aslında neden geciktiklerini bu şekilde anlatmaya kalkıyor. Bu şekilde anlatamazlar ve bu şekilde açıklayamazlar. Bakın depremin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen hala halka yeterince çadır, topluma yeterince çadır, yurttaşa yeterince çadır ulaştırmadılar. Çadır kentler kurdular belli başlı bölgelerde. Örneğin Antakya'da Expo'da bir çadır kent kuruldu, stadyumda kuruldu. Ama bu çadırların bir kısmı boş çünkü Expo çok uzak. İnsanlar burada hayvanları var, tavukları var, mahallelerinde besledikleri İşte ekini var, evinin eşyası hala içeride, kiminin hala canları enkaz altında, bırakıp gitmek istemiyorlar. Kendi mahallelerinde, kendi evinin yakınında, depremden etkilenmeyecek bir bahçede, bir yerde çadırını kurmak istiyor. O yüzden tekil çadırların dağıtımının bu bölge için çok elzem ve çok önemli olduğunu biz defalarca vurguladık. Ama yine de insanları aslında bir bakıma kendi mahallelerinden adeta çıkarttırmak için kentin te uzaklarında
kopuk yerlerde çadır kentler oluşturuldu ve insanlar gerçekten fiilen gitmiyorken çadır kentlere. O yüzden buradan sizler aracılığıyla bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum. Çok acil tekil çadırlar dağıtılmalı ve hız kazanmalı. Bize gelen bilgiler ellerinde, yani yetkililerin elinde, yerellerde çadır olduğuna ama dağıtmadıklarına dair bilgiler var. Bu bilgi doğruysa çok çok daha vahim. Bu bilgi yanlışsa da yine vahim. Demek ki yeterince bu devlet çadır temin edemiyor. Hatırlayın, biz pandemiyi yaşadığımızda maske temin edemedi ya. Maskenin altında kaldı. Şimdi bu iktidar depremin altında kaldı. Saray rejimi depremin altında kaldı. Nasıl depremin altında kaldı? Tek başına bu tercih meselesi mi? Birincisi tercih meselesi. İkincisi ise gerçekten insanları ölüme terk etti. Hele bakalım ne kadar insan ölürse sonra enkazla kaldırırız havası var ve toplumda kime dokunursanız dokundun, kime sorarsanız sorun, her yurttaş bunu bu şekilde ifade edecektir size. Ben sadece bir siyasi partinin, muhalif bir siyasi partinin bir milletvekili olarak konuşmuyorum. Bu bölgenin, depremin yaşandığı bölgenin bir yurttaşı olarak aynı zamanda yurttaşla diyalog halinde ve onun duygusunu yansıtan bir biçimde konuşuyorum. Duygumuz ve düşüncemiz tamamen bu şekildedir. İkincisi kurumlar meselesi. Bakın bugün hatırlayacaksınız, orman yangınlarında ormanları söndürecek uçak yoktu ortada. Ama Cumhurbaşkanı'nı gezdirecek, dolaştıracak sayısız uçan sarayları var. Peki beşli çeteye peşkeş çekilen bu ülkenin varlıkları ve kaynakları, bütün bunları siz kalkıp ülke, yani Türkiye'nin kaynaklarını, varlıklarını biz öyle bir şekilde planlamalıyız ki normal bir sosyal demokrat anlayışla bile olsa, bir sosyalist anlayışla olsa ne yapılması gerekiyor? Kurumlar güçlendirilmeli. Afet karşısında, yaşanacak sorunlar karşısında güçlendirilmeli. Ama AFAD diye bir kurum ortaya çıkardılar. Zaten Kızılay'ın mevcut halinden de Kızılay şimdi daha geride AKP iktidarı zamanında. Kızılay bir bayrağa dönüşmüş, bir amblem kalmış Kızılay'dan. AFAD daha beter bir kurum. Ve AFAD önlükleriyle sadece insanları arama kurtarmaya gelen ekipler vardı. Ellerinde hiçbir ekipman yok, hiçbir donanım yok. Oysa ki biz en büyük depreme hazırlıklıyız şeklinde açıklama yapıyordu bu devlet. Hiçbir şeye hazırlıklı olmadığını, vardıysa bir hazırlığı hiçbirini de seferber etmediğini, insanları ölüme terk ettiğini biz bu depremde canlı canlı yaşadık. Sadece enkaz altında kalanları mı ölüme terk etti? Hayır. Hala çadırlar ulaştırılmıyor. Hala yeterince sistematik gıda desteği, yemek desteği sağlanmıyor. Hijyen maddeleriyle ilgili hala bir destek sağlanmıyor. Hala birçok yerde insanların tuvalet ve banyo yapabilecekleri mahallelerin içinde kurulmuş olan çadırların yanlarında, ki parantez içinde şunu belirteyim, mahalle arasında çadır kuran halkın kendisidir. Kendi çadırını 3-5 komşu yan yana gelerek bulduğu çadırı kuruyor ama çoğu yurttaşımız hala çadıra ciddi bir ihtiyaç duyuyor ve gereksinim duyuyor. Ama yine mahallelerde seyyar lavabolar, tuvaletler, banyo yapılabilecek yerler yok ve aradan 20 gün geçti. Çoğu insanın, emin olun ki, banyo yapma şansı da olmadı ve birçok hastalığa gebedir bu zihniyet ve bu yaklaşım. Hala devlet görevini yerine getirebilmiş değil. İkinci değinmek istediğim bir noktada şudur. Bu temel ihtiyaçlar, gündelik gereksinimler, acil olan ihtiyaçların yanı sıra yine temel noktalardan biri. Bakın, Hatay'daki yurttaş kendi toprağından kovulacak kaygısı yaşıyor. Benim evim hasarsızken ağır hasarlı olduğuna dair birden, ikinci deprem olduktan sonra birden, mesela Samandağ'da bunun birçok örneğini gördüm. Dün Samandağ'da bir çalışma yürütmüştüm.